Nima uchun inson davomli gunohdan hech chiqolmaydi? Birinchi sababi Alloh taolo aytgan azoblarni naqtmasligi. Dunyoda ko'rinmaydi, oxiratda bo'ladi. Shuning uchun u davomli gunohda yuradi. Chiqolmaydi gunohdan. Buni muolajasi shuki, inson o'ziga o'zi aytish kerakki, har bir keladigan narsa albatta yaqin. Haqiqiy uzoq narsa bu umuman kelmaydi. O'lim albatta keladi. O'lim har bir kishini qiyomati bo'ladi. Ya'ni kichik qiyomat deyiladi shuning uchun o'lim. O'lim keldi degani qiyomat qoyim bo'ldi degani. O'lim har birimizga yaqin va u qachon kelishi ma'lum emas. Inson o'ziga aytish kerakki, balki mana shu oxirgi soatdir, mana shu oxirgi kundir va. Bir kishi mashinada ketayotgan ekan, bola chaqasi bilan yonida yo'lda birov mashinani to'xtatdi. To'xtasa, to'xtatgan aytibdiki, men so'mman debdi. Meni ham o'zing bilan olgin kerak bo'laman. Xotin bola chaqasiga aytdi, orqaga o'tgin debdi. So'mni hurmati bor. Keyin oldiga chiqaryapti so'mni. Yo'lda davom etishdi, gaplashib ketishdi. Yo'lda ketarkan yana bir bittasi yo'lda to'xtatarmish. To'xtasa aytibdiki, men dollarman debdi. Meni ham o'zing bilan olgin. So'mga aytibdiki, orqaga o'tgin debdi. Keyin dollarni chiqaribdi oldi. Yana yo'lda davom etishdi. Yo'lda ketishar ekan, yana birov to'xtatibdi. To'xtatsa aytibdiki, men yevroman. O'zimdan avval kerak bo'laman. Dollarga aytibdiki, orqaga o'tgin. Yevroni hurmat balama. Keyin yevroni chiqaribdi, mashina to'lib ketgan. Orqada bola chaqasi, ham so'm, dollar. Yo'lda ketar ekan, yana bittasi to'xtatibdi. To'xtasa, u aytibdiki, men dinman deb. O'zingdan olgin. U aytibdiki, uzr, mashina to'lib qoldi, joyi yo'q senga. Va yo'lida davom etibdi. Olmabdi uni, tashlab ketibdi. Yo'lda davom etar ekan, biri mashinani to'xtatdi. To'xtasa, men o'limman deb. Seni vaqting keldi. Shunda bu odam aytgan ekanki, ozgina vaqt ber, men orqaga qaytib dinni olib kelay degan. إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ular muddati yetsa, ajallari yetsa, oldinga ham orqaga ham surilmaydi. Inson gunohda davomli yashashini, gunohlari tark qilmasligini, mana shu sunnatga xilof hayotda nima uchun davom etadi? Ikkinchi sababi havoyu nafs, lazzatlar, kayfu safo uni o'zini ichiga shunchalik kirgiz voradi ki, mana shuni girdobida cho'kib ketadi. U yoqasini qutqara olmaydi shu narsadan. Ya'ni juda ham kirishib ketgan. Ya'ni chiqa olmaydi mana shu narsalardan o'zidan uzib ota olmaydi. Bu o'ziga aytish kerakki, bir yahudi tabib senga aytsa-ki, sovuq suv ichma, bu narsa seni o'limga olib keladi desa, shuni gapiga ishonasan, ichmaysan o'sha sovuq suv. Yoqsan. Alloh va Rasuli ulardan ko'ra rostgo'yroqmi? Ular aytib turibdiki, gunohni zarari. Oxiratdagi azobni ular aytib turibdiki. Mana shu narsani o'ziga aytgan. Oxiratdagi azobni qattiqligan. Agar mana shu sanoqli o'tkinchi dunyoda lazzatlardan voz kecha olmasa, oxiratda do'zoxga azobiga qanday chidi? Oxiratda jannatdan mahrum bo'lganiga qanday chidi? Abadi jannatdan. Mana shu narsalar o'ziga aytgan. Uchinchi sabab tavbani kechiktirish. Ya'ni ertaga qilaman tavba, indinga qilaman. Hajga borsam tavba qilaman, yo hijrat qilsam tavba qilaman. Ramazon kelsa tavba qilaman deb kechiktirib boraveradi. Va bu kechikkan sari aslida qiyinlashib ketaveradi. Bu o'ylaydiki, biron bir oson bo'ladigan vaqt keladi deb o'ylaydi. O'zicha shayton buni aldaydi. Umid beradiki, mana shu Ramazonda yoki hajda oson bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin aslida oson bo'lmaydi. Hamisha qiyin bo'ladi bu narsa. Buni ulamolar aytishganki, misoli bir odamga o'xshaydiki, daraxtni yulmoqchi ildizi bilan. Lekin o'zi zaiflik qilyapti, daraxt ham mustahkam ildizi o'rnashgan. Va bu aytadiki, keyingi yil yulaman. Bu daraxtni keyingi yilga qoldiraman. Vaholanki keyingi yil bu daraxt ildizi yanada chuqurroq o'rnashadi.
ve özü yine de zayıflaşıp vardı. Aynen günahtan tövbe kılışı keşiktirişem şuna. Borgen sarı kıyınlaşıp vardı bunu. Ve dörtüncü sebep, Allah da Allah'ın rahmeti bile aldanır. Allah da Allah keçir vardı aldanır. Ve halen ki Allah da Allah azizun, zuntikam, intikam sahibi. Allah da Allah intikam olan. Hadislerde geledi, Allah da Allah parva kımıydı. Bizi amellerimizi Allah da Allah için buran bir kıymeti yok. Allah da Allah muhtacımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Keyyisu men dâne nefse ve amile lime bâdelme. Akıllı adam nefsini hesap kitap kıyken ve ölümden kendi hayat için teyirlenen adam. Yani akıbetini öyle yani. Vel ahmaku men etbe nefsehu havaha ve temenne alallahi ta'ala. Ahmak adam havayı nefsine ergeçken ve Allah'tan ümit kıyken adam. Özü havayı nefsine ergeçip günahlarına şunluk etken. Lekin yine Allah'tan ümit kıyken ki Allah keçiredi. Tavbesiz halette yürüp de yine keçiredi diyor. Günahları hamasiden tavbe kılış vacip. Kette olsun, küçük olsun. Çünkü küçük günahlar devam yetiş bilen kette geylenir. Küçük günahları devam yetişi kalbge kattıgıra tasar korsatır. Yani bu devamlı tomgen suyunu taşçı teşvarışı yok şey. Yumuşak olsa da lakin devamlı tomgen için teşvarı. Küçük günahlar bazı sebeplerden kette geylenir. Şunun için günahı küçüğüne görüş gelemez. Bunu bir neşte sebeplerine açken, birinci sebebi küçük günahı küçük deyip senesi. Yengilge olsa, uşanı pisan kılması, bana şu günah kette geylenir. Şunun için ulamalara açken ki, bu günahı özüge karamayken kimge nisbeten kılıyıp sen, uşa zotge karayken. İkinci sebebi, günah sebebiyle insan kursan olsun. Uşenge kadir bugün nimet bilse, ve hatta ki fakirlense, şu bile maktansın. Mesela gördüğün mü falançını sökkenin mi? Falançını obrosunu töküp taşıganın mı gördüğün mü? Ve şuna hakkı fakirlense. Bu yem kette gelen bir ve üçüncüsü Allah da Allah'ın onun nimetini, günahını yaşırganını şunarsa bile aldanıp kalıp, şunarsan yengil senesi. Allah'ın satırını yengil senesi. Ve guman kıladı ki Allah'ın nazdinde benim mertebem var. Şunun için Allah benim günahlarımı yaşırıyor. Bu mesela Allah halisi onu şermende kılıp faş kılışımın. Lekin yaşırgenli Allah da Allah'ın sittir sıfatı var. Bendelerinin günahını yaşırır. Lekin ya malum vakit geçir. O şey sıfattı yengil seniydi. Benim mertebem var. Şunun için yaşırıyor dedi böyle. Allah ki benim mukarreb bendemendi bunu. Bana şunu diyeyim günahlı kette bölüşü hesabı. Halbuki bu istidraç buluşu mümkün. Yani fasklarına, kafirlerine Allah da Allah mühlet bir koyar. Şu günah halette teşebbü koyar. Ta ki günahı yine de ziyade bölüp asfere safının geçişi için. Dozakıyın pesini. Şunu istidraç buluyor. Şunun için Allah da Allah'ın satırı bilen günahı yaşırırken bu ise aldanıp kalış gelemez günahsın. Ve dörtüncü sebep günahı aşkar kılır. Günah kıbogenden ki adamlarına aitiş. Bana şu bilenen günah ketteleşe. Ve bu hadistekiler, Buhari Müslim'de, kullun nasi muafen illel mücahirin. İnsanlar hemen keçirlerdi, meğer günahını açtı gelin. Günahını aitkerler. Hadisi devamıdakiler, keçkurun bir günah kıladı, Allah da Allah günahını yaşırır. Lekin, yerteler, onu özü çıkıp özü adamlar geytar. Falan günah kılın. Mahtanı beytar. Bana şu bilen günah kettilesin. Beşincisi, küçük günahı adamlar ergeşedigen, peşiva bugün adamlardan sadır buluş. Ulemalardan ya ki peşivalardan küçük günahı sadır buluş. Bu yer kette gelinen, çünkü bu nerse onu ölümden ki yine kap keter. Ölümden ki adamlar o şeyin hüccet kuvalı. Çünkü açıkken ki, hakiki bakli adam, özü bilen bir günahı yem ölügen adam. Çünkü şuna kadar adamlar var ki özü öledi, günahı devam etiyor. Yani sadakayı cariyanı aynen tezgahız. Sünnet seyyi adıyla, yaman sünnet, yaman yol açıp eten. Bu hadisli emkiler, Peygamber zettiler, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُهَا نَعْمِلَ بِهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. Kim ki yaman yol açsa,
o'sha ochganini gunohi ham, o'sha yo'lga amal qilganlari, qiyomatgacha amal qilganlari hammasini gunohi ham uni bo'ynida bo'ladi. Hatto bir rivoyat qilinadi, Banu Isroilning ulamolaridan biri ham gunoh qilardi, ham bidat qilardi. Ya'ni bidatni ko'pchilik undan olgan, mana shuni tarqatdi. Keyin gunohidan va bidatidan tavba qiladi. Alloh taolo o'sha zamonning payg'ambariga vahiy qiladiki, agar bu gunoh sen bilan meni o'rtamizda bo'lganida edi, buni mag'firat qilardim. Lekin sen qancha odamni adashtirib dozoqqa kirgizding, bular nima bo'ladi? Mana shu hadislardan, oyatlardan ma'lum bo'ladiki, tavbani zarurati. Oxirgi kechalar qolyapti, mana bugun 23-chi kecha tavba qilishga harakat qilish kerak. O'sha aytilgan amallarni bajarish kerak. Ya'ni 3ta bosqichi: gunohi zararini bilish, gunohi Alloh taolodan uzoqlashtirayotganini inson bilish. Allohdan mahrum bo'lyapti inson. Allohdan uzoqlashyapti. Alloh taolo uni yomon ko'rib qolyapti. Allohning g'azabiga uchrayapti. Va oxiratda bo'ladigan azoblarni tasavvur qilish kerak. Oxiratda qanday qattiq azoblar bo'lishini va o'zini badanni qanchalik zaifligini o'ylash kerak. U azoblarga chidab bo'lmaydi. Dozoqqa azoblari chidaydigan azob emas. Olovga qo'lini qo'yib ko'rsin, qaynoq suvga barmog'ini tiqib ko'rsin. Mana shuni faras qilish kerak, o'sha azoblari qattiqligi. Shunda pushaymonlik paydo bo'ladi. Mana shu narsani davomli qilsa pushaymonlik qalbiga g'olib bo'lib, mukammal kuchli bo'lganidan keyin unda azm qaror paydo bo'ladi. Hech qachon shu gunohni qilmayman degan kuchli azm paydo bo'ladi. Va mana shu bilan tavba komil bo'ladi. Sovun libosni yuvib, kirini tozalagandan keyin shu tavbasi gunohlarni hammasini o'chirib oladi.